Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Olcay. Bugün arkadaşlar size bir kitaba da ismini vermiş olan Guinness Stout birasını tanıtacağım arkadaşlar. Stout bira, yani siyah bira arkadaşlar. Epey zamandır bekliyordum bu birayı. Mevcut tekellerde ve marketlerde bulamıyordum. Bulamamamın sebebi de tabii ki bu fiyat değişikliği arkadaşlar. Önceden 41 TL olan bu Guinness şu anda 68 TL olmuş. Ne yazık ki. Kendisini çok seviyorduk ama birazcık sanırım bu fiyatlardan sonra ara ara görüşmeye çalışacağız yani. Görünüş onu gösteriyor. Çünkü 68 TL. Nasıl bir zamdır? Çözemedim. Yani %60'lık bir zam. Tabii bu ithal bira olduğu için normal biralara oranla birazcık daha fazla zam yapılmış arkadaşlar bu biraya. İsterseniz hemen içeriğine geçelim arkadaşlar. Arpa maltı, şerbetçi otu, maya ve azot dolu bir kapsülü var içerisinde arkadaşlar. Bunun kara olmasının, siyah olmasının sebebi de maltın güzelcene büyük tava mı dersiniz, kazan mı dersiniz, orada ideal bir şekli, istenilen şekle gelene kadar kavrulması. Kavrulması da tabii biranın rengini meydana getiriyor arkadaşlar. Bir kitaba da ismini vermiş demiştim hemen girişte. Onu biraz araştırdım ve işte sene 19 bin evet 1951'li yıllarda bu Guinness'in müdürü bir gün ava çıkıyor arkadaşlar. Ava esnasında arkadaşlarıyla gidiyorlar işte. Silahını artık neyse silahı oyun kullandığı bir kuşa hedef alıyor, ateş açıyor. Bu atışı kaçırıyor arkadaşlar. Arkadaşları da dalga geçiyor bununla tabii ki. Sonra o da kendini savunmak açısından gördüğü kuşun işte altın kuş olduğunu ve çok hızlı uçup gittiğini söylüyor. Tabii ki oradaki yanındaki arkadaşlar da diyor ki hayır arkadaş sen yalan söylüyorsun. O gördüğün kırmızı orman tavuğuydu diye, kırmızı orman tavuğu daha hızlı uçuyor diye aralarında tartışma çıkıyor arkadaşlar. Ve bu Guinness'in müdürü düşünüyor kendini, hani her yerde diyor böyle böyle problemler çıkıyor. Tartışmalar çıkıyor. İnsanlar belki kavga ediyor. Belki de yani gerçekliğini savunacağı bir mecra yok. Ve bir iki arkadaşıyla görevlendiriyor. Diyor ki arkadaş bize bir tane kaynak oluşturun. Ve 1956 yılında uzun araştırmalar sonucunda bir kitap çıkartıyorlar arkadaşlar. Bu da Guinness Rekorlar Kitabı. Guinness Rekorlar Kitabı da Guinness'in bünyesinde çıkartılmış, müdürü tarafından çıkartılmış bir kitap olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Ve bu kitabın birçok ilginç özellik mi diyeyim? Yani kendi bira markasının önüne geçiyor belli bir zaman sonra. O kadar çok dünyada yayılıyor ki artık Amerikan ABD'de en çok kütüphanelerde hırsızlığı yaşanan kitap oluyor arkadaşlar. Böyle bir ilginç tarafı da var. Ve senede 70 bin tane kişi ya da kurum müracaat ediyor. Bu gibi Guinness Rekorlar kitabına girmek için arkadaşlar. Bunu da böyle bir paylaşmış olayım arkadaşlar. Çok ilginçtir, hani bir kitap yapıyorsun ve senin ürettiğin biranın
etkisi daha fazla oluyor. Tabii bunun etkisi de kendisine yarıyordur çünkü reklam. Reklamı yani. O açıdan böyle bir özelliği var. Bu Guinness'in arkadaşlar. Özelliği demeyelim de bir Guinness Rekorlar kitabının yazılmasına sebep olmuş diyelim. Evet, isterseniz arkadaşlar bunu artık biramızı fazla uzatmadan açalım arkadaşlar. Bu biranın içerisinde diğer biralarda olmayan bir top var arkadaşlar. Duydunuz. Azot topu arkadaşlar. Nitrojen topu da diyebiliriz. Bu bira açıldığı zaman içerisinde patlıyor. Ve o patlama içerisindeki biranın içerisinde sıvı hale dönüşmüş olan karbondioksiti etkileşime geçiyor. Ve şöyle güzel bir köpük yapıyor arkadaşlar. Bu köpük biranız bitene kadar hiç gitmiyor. Çok güzel rengi ve özelliktir arkadaşlar bu. Sanki uzaktan bir kahve gibi gözüküyor. Çok lezzetli bir köpüğü var, çok lezzetli bir tadı var arkadaşlar. Tabii bu tadı ulaşılması bayağı bir uzun meşakkat almış arkadaşlar. Bu topu, azot topunu bu biraya uydurmak için 4-5 sene Ar-Ge çalışması yapılmış ve 5 milyon sterlin harcanmış arkadaşlar. Tabii bu işte 1970'li yıllarda. Şimdi yani patentini de almışlar tabii bu içerisindeki azot topunun. Ve bu azot topu da çok güzel bir kremamsı köpük yapıyor arkadaşlar. Şöyle biramız tamamen oluştu. Tadına bakalım. Çok epey zamandır içmemiştim. Bekliyordum çünkü. Siyah biralarda arkadaşlar en sevdiğim biralardan bir tanesidir Guinness. Çünkü çok lezzetli. Yani içerisindeki bu lezzeti de tabii bir araya getirmek çok zor. Bu birayı yapan Brewmaster, bu biranın yani şerbetçi otu esasında bunu etki sağlıyor. Bu biranın tadına. Tabii buradaki şerbetçi otu 5-6 tane ülkeden getirtilerek güzel harmanlanarak artık hangisinden ne kadar konulduğunu kimse bilemez. İşte Amerika'dan, Almanya'dan, Yeni Zelanda'dan, Çek Cumhuriyeti'nden ve bir iki tane daha ülkeden gelmiş şerbetçi otlarının karışımıyla oluşturulmuş bir arkadaşlar. Çok lezzetli. Tabii ki bu lezzetin arkasında büyük emek var. Onu şeye atmayalım. Geriye atmayalım. Bu köpük hiç bitmiyor arkadaşlar. Bu köpük mükemmel bir şey. İçtiğiniz zaman arkadaşlar biranın kendine has dediğim gibi şerbetçi otunu çok lezzetli bir şekilde alıyorsunuz. Dilinizin etrafını sarıyor. O lezzet. Kendisindeki kremamsı yapı, karamelsi yapı çok lezzetli, çok keyifli. Artı diyeceğimiz hafif kahve tatları alabiliyorsunuz. Bu da tabii ki kavrulmayla alakalı. Alıldığınız o tat, kahve tadı, lezzeti. Bu biranın yanında ben pek fazla bir şey tüketmeyi sevmiyorum. Çünkü bunun lezzetinin önüne geçmesini istemiyorum arkadaşlar. Yediğim ya da yediğim malzemelerin, çerez olur, cips olur veyahut da farklı bir yemek olur. Bunun önüne geçmesini istemediğim için
Yanımda hiçbir şey tüketmiyorum ben bu birayı içerken. Evet, uzun zaman beklemiştik demiştik bu birayı. O da aldığım tekerle de 2-3 tane kalmıştı. Abi dedi geldi, hemen bitti. Hani o kadar çok sevilen bir bira, öyle düşünebilirsiniz. Tabii bu fiyat konusu önünüze küçük demeyelim de büyük bir engel olarak çıkıyor. Çünkü %60'lık bir fiyat zammı cidden çok fazla. Tabii ithal bira olduğu için diğerleri %30'luk bir zam olurken bunda %60'lık bir zam olması Guinness severleri üzdü ve bizi de üzdü. Guinness Rekorlar Kitabı dedik arkadaşlar. Bu baktığınız zaman o kadar çok değişik yerlerden insanlar müracaat ediyor ki bazen gülüyorsunuz, bazen şaşırıyorsunuz. Cidden girip bakmanızı tavsiye ederim. İnternette Guinness Rekorlar Kitabı. Guinness Rekorlar Kitabı dediğiniz zaman birçok video çıkıyor. O videoları izleyin. Gerçekten çok şaşıracağınız videolar var arkadaşlar. Guinness çok lezzetli bir bira dediğim gibi. Kendine has içimi, tadı, köpüğü. Başka birçok hiçbir birada bulamazsınız. Arkadaşlar isterseniz bir de bu köpüğü yapan topu göstermek de istiyorum size. Hani görmeyenler için. İçerisinde şöyle bir küçük bir delik açalım. Ping pong topuna benzer bir top var arkadaşlar. Azot topu. Şöyle bir top arkadaşlar. 3 santimetre çapında üzerinde delikleri olan bir top arkadaşlar bu. Bu olayı bitiren bütün hikaye bu topta saklı arkadaşlar. Bu topu da tabii ki patentini aldığı için Guinness hiçbir firma bunu yapamıyor ve üretemiyor. Çünkü patenti Guinness'e ait. Bu Guinness'in 3-4 çeşit birası var arkadaşlar yine. Çok alkollü olan, ekstra ve çok daha kavrulmuş olanı var. Bundan daha acı olan bir bira. Tabii onlar ben görmedim daha Türkiye'de. Eğer satılan yerleri bilen arkadaşlarım var ise bana yazarlarsa çok sevinirim. Alıp denemesini çok istiyorum ben de o biraları. Guinness'i seven arkadaşlar yorumlara hissiyatlarını yazarlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoyu da böyle sonlandıralım. Uzun zamandır beklediğimiz bir biraydı arkadaşlar. Bu tabii fiyatı bize birazcık canımızı sıktı. Devamlı içebileceğimiz bir bira olmaktan da çıkartıyor bu fiyatı. 68 TL. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada aklıma gelmişken abone olmayan arkadaşlarımın, sevenlerimin abone olmasını, bildirim sesini açmasını rica ediyorum kendilerinden. Ve bu güzel birayla veda edeyim. Bu kadeh de sizin için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.